Huratoro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, her işin bir maksadı vardır, gayesi vardır, yapılan işin, her insanın. E, peki bu dünyada yaşamaktan e, maksadı insanın, gayesi ne olmalıdır? Esas olarak nedir yani neye göre yaşamalıdır insan? Şimdi e, allah Teala, rahmet eylesin, tamim-i ebediye kitabını hazırlayan Zat-ı Efendi, tabi torunlarına falan ne anlatıyor. <laughs> Ve devamlı surette evde, hanede işte en akıllı kimse kimdir bilir misiniz diye anlatıyor. Ölümü çok hatırlıyor. Ölümü çok hatırlıyor. O torunlardan bir tanesi işte ortaokula giderken işte bir öğretmen sormuş. Demiş en akıllı kim? Parmak kaldırıyor. Söyle bakalım diyor. Ölümü hatırlıyor. Adam ilk defa oldu. <laughs> ne diyor bu çocuk? <laughs> ne diyor bu çocuk diyor ya. Ölümü çok hatırlayan falan. Şimdi din büyüklerin hayatlarına bakıyorsun. Hep böyle sonu düşünmüşler. Çünkü orası bir geçit. Ve o geçit de öyle sıradan bir geçit değil. Ölüm anı. allah Teala o anda şeytana fırsat veriyor. Şeytan daha önce bizim yakınlarımızdan, annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz tanıyorsak onların suretinde gelir. Ölüm anında. Ölüm anında. Aynı şekil itibariyle. Ee, benim mesela İki dedem de iki nenem de vefat etti. Annem babam da vefat etti. Halalarım, teyzemi tanımıyorum ama o da vefat etmiş. E şimdi e, akrabadan var, akrabadan da var tanıdıklarım. E şimdi annem suretinde geldi. Yani annem suretinde geliyor. Anneniz yani. Onun yani. Onu diyor ben tanıdım. Ha, ha, tanıdım. Ben diyor Hristiyan olarak öldüm, sen de Hristiyan ol. Ne deşetip geç geçiş ha. Orası. Hristiyan olarak öldüm, mutluyum diyor mesela. Mutluyum diyor bir de. Başaramazsa gidiyor, babam suretinde geliyor. Başaramazsa enem suretinde, dedem suretinde geliyor. Ancak Allah-u Teala ihsan ederse, işte bir melek gönderir, bu iblistir, sakın aldanma. Ya mü'min o anda böyle sıkıntıya düşermiş. Sıkıntıya düşermiş. Hatta o anda böyle hararet bası için su ihtiyacı olur, soğuk bu suyla gelirmiş. Bunu veririm ama benim dediğimi dersen. O görüyor ama etrafındakiler göremiyor. Böyle etrafına bakıyor ama dili de söyleyemiyor, ifade edemiyor. Onun için o geçit zor bir geçit. Bunun için din büyükleri bunu iyi bildikleri için hep oraya yatırım yapmışlar. Son nefes, son nefes, son nefes. İyi e bakıyorsun, ona sonra Allah Allah bunlar hep son nefes için. Ve ondan sonra bunu yazmışlar da. İnsanın esas gayesi, efendim müdür olmak, mevki, makam sahibi olmak, başbakan olmak, devlet başkanı olmak, cumhurbaşkanı olmak, genel başkanı olmak, müftü olmak, diyanişler başkanı olmak falan filan değil. Bunların hepsi geçici. Hani? geçici fani. Esas gaye ne olmalı? Esas gaye mevki makam ne olursa olsun ölürken öbür tarafa imanlı geçmek olmalı. Bunun için de dünyada yatırımını buna göre yap. İmanlı olarak ölmek yani. Evet. Esas maksat gaye son nefeste imanı kurtarmak. E peki efendim bu zor bir şey değil. Ben orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derim. Bunu mu diyemeyeceğim yani? Bunu mu diyemeyeceğim? Nitekim büyüklerden e, ee, bir zatın bir terzi talebesi varmış. Onun hatırına da gelmiş. Demiş efendim bu o kadar zor mu ki yani demiş. Yani hep anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz. Son nefes son nefes esas maksat bu olmalı diye anlatıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyince demiş aynı şekilde. Öbür tarafa iman olarak geçmiş olmaz mıyız? Dünya evladım senin mesleğin neydi diye soruyor bildiği halde. Terziyim efendim diyor. Terzilik de diyor en iyi şu ana kadar sende meleke haline gelen nedir? Düşünüyor. Efendim diyor ben gözü kabalı diyor kumaşı keserim makasla. Peki diyor sekerat-ı denilen o hal. Yani ayaktaki sinir uçlarından böyle tutulmuş ruhun çekiliyor. O anda kaç senelik diyor sesin se sen terzisin ustasın 30 diyor. O diyor sinir uçlarından tutuldu böyle çekiliyor ruhun. Tam o anda iken yani perdeler açılmış görüyorsun falan. O anda diyor 30 sene maharetle kullandığın o makası o anda kullanabilir misin? Talebe düşünüyor, düşünüyor kullanamam diyor. Yarın diyor 30 sene maharetle kullandığın makası kullanamanda 30 senedir hiç söylemediğin kelimeyi devirdin. Nasıl söyleyeceksin o anda diyor. Nasıl söyleyeceksin? Şimdi söyleriz o zaman ya baş ver diyorsun, baş verdin. Tak diye geldi ecel. Neydi o? Söyleyeceğim. Ha, neydi? Hocalarsın tabii ki orada. Onun için de e, mesela Süfyan-ı Sevri Hazretleri, bu zatı zaman zaman hep naklediyoruz, anlatıyoruz. Süfyani ı Sevri Hazretleri'nin gençliğinde sırtı kamburlaşmış. Sebebini sorduklarında üç tane üstada talebelik yaptım. Hepsi de zamanın en alimleriydi. Ölüm zamanında üçü de dünyadan imansız gittiler. Ben onların halini görünce korkudan omurga kemiğim eğrildi buyurmuştur. Mesela zaman zaman yine anlatıyoruz. İbn Bekka diye bir zat var. Bekka çok ağlayan demektir. Demişler niye siz ağlıyorsunuz? Bunlar işte öyle bir yükselmişler ki böyle havada kuş gibi uçar hale gelmişler. Bir yere giderken uçarak gidiyorlar bir arkadaşıyla. Bir gün arkadaş demiş ki öyle zannediyorum ki benim ölüm zamanım falandır. Beni o zaman yalnız bırakma. O zaman gittim diyor. Baktım hakikaten yatmış diye evinde ama diyor yüzü diyor Hristiyanların kıblesi olan doğuya dönmüş diyor. Doğu tarafına dönmüş. Yani Kabe tarafına değil bulunduğu yer itibariyle. Ha bazı yerlerde Doğu kıble olmaz mı? Olur mu? Fark eder. Evet. Fakat Hristiyanların kıblesine dönüktü diyor. Ben hemen diyor, yüzünü Kabe'ye çevirdim diyor. Gene döndü diyor bu tarafa diyor. Tekrar şey yaptım falan. Dedi ki diyor, beni diyor reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Kelime-i Şahadet söyledim, söyleyemiyorum dedi diyor. Ve gözümün önünde diyor ve Hristiyan olarak öldü gitti diyor. Onu hale görünce diyor, beni aldı diyor. Korku diyor, haberi ağlıyorum diyor. Abi ağlıyorum diyor. Benim sorun ne olacak diye. Sorun ne olacak? Onun için ki esas... bunlar, bunlar, havada uçan insanları. Yani. Evet havada uçan insanlar. Onun için de mesela din büyükleri esas gaye son nefeste imanı kurtarmak buyuruyorlar. Hatta Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri Şeyhülislam, Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri buyuruyorlar ki insanın işine göre ömrü uzun, ömrü ve rızkı değişir. İyiler kötü, kötüler iyi olarak değiştirilebilir. Böylece allah Teala birine ölümüne yakın iyi işler yaptırıp son nefeste iman ile gönderir başka birine kötü amel yaptırıp imans girebilir. Bunun için Resulullah Efendimiz her zaman Allahümme ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik duasını okurlardı. Bu dua ey kalpleri iyiden kötüye kötüden iyiye çeviren Rabbim kalbimi dininde sabit kıl yani dininden döndürme <laughs> ayırma demektir. E, kiram, Peygamber Efendimiz'in böyle dua ettiğini işleyince Ya Resulallah siz de kalbinizin dönmesinden korkuyor musunuz diye sual ettiklerinde Resulullah Efendimiz de Allah-u mekrinden beni kim emin edebilir? Bana kim garanti güven verebilir buyurmuştur. Kim? Çünkü hadis-i insanların kalpleri Rahman'ın kudretindedir. Kalpleri dilediği gibi çevirir buyurmuştur. Yani allah Teala celal ve cemal sıfatlarıyla kötüye ve iyiye çevirebilir. Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri aynı şekilde buyuruyor. E hal böyle olunca kitaplarda bunlar insan eşeğine düşüyor. E efendim ne olmuş canım allah Teala yakmaz falan. Bu nefsine uymuş tembellerin ve hatta aynı şekilde e, İslamiyet'e alakası olmayan e, kasıtlı olarak uydurulmuş cahillerin sözleri bunlar. Cahillerin sözleri. Yani, Efendim allah Teala çok merhametlidir. Elbette. Ama elim azap sahibi olduğunda kendi bildiriyor. Elim azap sahibi olduğunu kendisi de bildiriyor. Ee, mesela bir hadis-i şerifte bir kimse bütün ömrünce cehennem ateşine götürecek günahlar yapar. Bu kimse ömrünün son günlerinde cennete götürecek iyilikler yaparak cennete gidebilir. Şimdi ee, kitaplarda buyuruyor ki iman son nefeste belli olur. Biz de nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Din büyükleri buyuruyorlar ki genellikle nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. İman son nefeste belli olur, nadiren vuku bulur buyuruluyor. Onun için de bir Müslümanın yani son nefeste imanını kurtarabilmesi için daha hayattayken Allah Teala'nın emirlerini yapması, haramlardan sakınması, çok da Allah Teala'nın ismini zikretmesi lazım. Her şeyin, her işin bir gayesi, bir kıblesi vardır. Müslümanın da esas gayesi iman ile ölebilmek, son nefeste Allah diyebilmek olmalıdır. Muttarif bin Abdullah Hazretleri'nin buyurduğu gibi, iyi biliniz ki Allah Teala bir kuluna iman ile ruhunu teslim etmekten, iman ile ölmekten daha büyük, büyük bir nimet vermemiştir buyuruyor bu zat Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Derece yükselten üç şey, 1- Yemek yedirmek, 2- Selamlaşmayı yaymak, 3- Herkes uyurken gece namazı kılmaktır. Tedbirini terk eyle Takdir hüdanındır Tedbirini terk eyle Takdir hüdanındır Sen yoksun benlikte Hep vehmi gümanındır Sen yoksun benlikte hep vehmü gümanındır. Birden bire bul aşkı bu tuh ve bulanındır. Birden bire bul aşkı bu tuh ve bulanındır. Kapı Devran olalı devran Her babı safanın dür Bir neşe gelip meciniz Bir havfu hilaf olmuş Bir neşe gelip meciniz Bir havfu hilaf olmuş Gam sohbeti ay doğulmuş meşrepleri saf olmuş gam sohbeti ay doğulmuş meşrepleri saf olmuş aşık da kederine iler gam halk cihanını dümdür aşık da kederine halk cihanıdır Koyma kadehi elden Söz piri müganındır Koyma kadehi elden Söz piri müganındır Tam ilmihal Saadeti Ebediye Hilye-i Saadet yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü tanınması. Sultan II. Abdülhamit Han'ın rahmetullahi aleyh amirallerinden Eyüp Sabri Paşa rahmetullahi teala aleyh beş ciltlik Türkçe Miratül Haremeyn kitabında Koca Mekke şehrinde iki Arap evinin kalmış olduğunu yazmaktadır. Bugün ise hiç yoktur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında eshab-ı kiramın hepsi sonra da evlatları cihad için dini İslam'ı dünyaya yaymak için Arabistan'dan çıktı. İslam ordusu Asya'nın ötelerine, Afrika'ya, Kıbrıs'a, İstanbul'a hasılı her yere dağıldı. Allah'ın dinini onun kullarına tanıtmak için savaştılar ve canlarını feda ettiler. Bu geniş topraklar o mübarek şehitlerle doludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan evlatları Anadolu'nun her tarafına hele şark taraflarına yerleşmişti. Bugün şark bölgelerindeki zeki, sabırlı çalışkan kimselerin bazıları hep o mübarek insanların soyundandır. Bu bölgelerdeki insanların bir kısmı Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes evladından olup çok eskiden Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş, dağlarda göçebe halinde yaşayan kaba, cahil insanlardır. Sokrat'ın talebesinden tarihçi Kisenofon, Anadolu'nun şarkında bunlardan bazılarını gördüğünü yazmaktadır. Bu insanların ikinci kısmı ise şehirlerde oturan medeni, nazik insanlardır. Bunların hemen hepsi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın aleyhimür rıdvan evlatlarıdır. İmam-ı Hasan evladına şerif, İmam-ı Hüseyin evlatlarına seyyid denir. Seyitler şeriflerden daha üstündür. Osmanlılar zamanında Halep'te seyitlere ve şeriflere mahsus bir mahkeme vardı. Bütün evlatları orada kayıtlı olup yalancılar seyitlik iddia edemezdi. Van ile Hakkari arasındaki meşhur İrisan beyleri Abbasi halifeleri evladından olup Hülagü katliamından kurtulan bir yavrudan çoğalmışlardır. Bugün memleketimizin her tarafında eshab-ı kiramın radiyallahu teala anhum evladı ve seyitler vardır. Bunların kıymetini bilmeli, hürmette ve hizmette kusur etmemeliyiz. Abdül Ehad Nuri Hazretleri Günlük hayatın koşuşturmasında neredeyse her köşe başında çoğu zaman fark edilemeyen nice Allah dostları vardır İstanbul'da meftun bulunan. Bunlardan biri de Eyüp Nişanca'da meftun bulunan Abdül Ehad Nuri Hazretleridir. O, büyük alim Şemsettin Sivasi Hazretlerinin yeğenidir ki, ilim tahsiline Sivas'ta başlamıştır ilkin. Ve nice dile gelmeyen manevi bereketlere, evriya olan büyük amcasının nazarlarıyla kavuşur. Sonra küçük yaşta babasını ve manevi babası olan mürşidini Şemseddin Sivasi Hazretlerini kaybeder. Bir kez daha yetim kalan Abdül Ehad'ın yaralı yüreğine bu kez dayısı olan büyük alim Abdül Sivasi Hazretleri merhem olur. Bir sürede onun yanında ilim tahsil ettikten sonra Dayısının Sultan 4. Murat Han'dan aldığı davetle İstanbul yolu görünür Abdül Ehad Nuri Hazretlerine. Kısa süre sonra dayısıyla birlikte alimler ordusunun Osmanlı'daki en bereketli sofrası olan İstanbul'a gelir. Birkaç yıl sonra maddi ve manevi ilimleri bitirerek hocasından icazet yani diploma alır. İlmi ve hali kemal bulur yedi tepele aziz şehirde. O hep itikadı anlatır önce ve ısrarla itikat düzgün olmadan yapılan ibadetlerin bir işe yaramayacağını anlatır her defasında. Ve yaşayışıyla insanlara en büyük nasihati eder ki ibadetti, oturuşu, kalkması, aşığı olduğu Resulullah'ın sünneti üzre olur ve Resulullah Efendimizin manevi emirleriyle Midilli şereflendirir büyük Allah dostu. Daha ilk zamanlarda yetmiş gayrimüslim onun bereketiyle Müslüman olur. Ve Midilli halkı ona adeta tutulur. Sohbetinin tadına alan mest olur. Bir daha gider, sonra bir daha. Donanma komutanlarından Bali Bey ise ona bir cami, İmarethane, medrese ve odalardan oluşan bir külliye yaptırarak bu hizmete büyük bir katkı yapar. Midilli'de atılan tohum yeşermiş ve meyvelerini vermiştir. Onun İstanbul'a dönecek olmasının sebepler alemindeki gelişmeleri şöyle olur. İstanbul'da Şeyhülislam Yahya Efendi, Abdülehad Nuri Hazretlerinin hocasından, talebesi Abdülehad Nuri'nin İstanbul'a gelmesini uygun bulduğuna arz eder. Hocası bu emri Midilli'ye ulaştırınca Abdülehad Nuri Hazretleri hemen toparlanır ve yerine en üstün talebesini bırakarak İstanbul'a gelir. Şimdiki hizmet yeri Mehmet Ağa dergahıdır. Onun sohbet halkası muazzam bir süratle genişlemeye, kalabalıklaşmaya başlar ve insanlara dini hükümleri, ehli sünnet itikadını, edebi ve marifeti öğretir. Tam 28 yıl boyunca burada hizmetine devam ettikten sonra Sultan Ahmet, Ayasofya ve Fatih camilerinde vaze başlar. Abdül Ehad Nuri Hazretleri camilerde kalplere şifa olan vaazlarına devam eder. Bu arada Büyük Veli'nin adetlerinden biri de cemaatten sorusu olacakların sorularını bir kağıda yazıp, vaaz kürsüsü üzerine bırakmalarını onlardan istemesidir. Fakat bir gün çok alışılmadık bir soru yazılıp verilir kendisine. Belli ki soruyu soran büyük bir düşmanlık içindedir. Ve Allah'ın evliyasına buz halindedir. Bedbah soru şudur. Ey Ey Abdülehad! Senin büyük bir evliya olduğun söyleniyor. ''Hadi bakalım, eğer öyleyse beni öldür de görelim.'' Soru küstahça, hakaret içeren bir meydan okumadan başka bir şey değildir. Abdül Ehad Nuri Hazretleri bu soruyu okuyunca, pek bir üzülür. Ve bu düşmanlığınızın ucunun nereye dayanacağını akıl etmez misiniz? Bilmez misiniz ki biz aciz ve muhtaç bir kuluz. Evliya olanlar, nefslerine tabi olan insanlardan farklıdır. Onlar benlikten kurtulmuştur. Onlar her nimetin Allahu Teala'dan olduğunu bilip kendilerinde bir şey görmezler. Buyurduktan sonra evliyaullah'la ilgili bilinmesi gereken temel bilgilerden birini şöyle aktarırlar. Evliyaullah kınından çıkmış kılıç gibidir ve asılıdır. Şimdi bu kılıca biri gelip başını, vücudunu vursa, suç kılıcın mıdır, yoksa kendini kılıca vuranın mıdır? Camide herkes başını önüne eğmiş, sessizce dinlerken bunları, bir kişiden öylesine bir feryat kopar ki, herkes korku içindedir. Evet, o büyük evliyaya meydan okuyan kişi, o anda vefat etmiştir. Bir sonraki bölümümüzde Abdül Ehad Nuri Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. İslam ahlakı. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık bulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında Gözün kenarında kalan kir çapak altına su geçmezse abdest ve gusül sahih olmaz. Gazl yıkamak su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kafi değildir. Kar ve yaş bez sünger sürmek yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Çıplak ayağı yıkamayıp mes etmek caiz değildir. Mes, başka yerde kullanılmadık yaşlığı değdirmektir yaş bez, yağmur, kar sürünmesiyle de olur. Sarkan saçı değil, başı mesh etmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüpheden eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden, abdestsizdir. Bazı uzunu yıkayıp yıkamadığında şüpheden vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara su zarar verirse merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse yara meshedilir. Bu da zarar verirse sargı meshedilir. Bu da zarar verirse başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye açmış ise bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz.'' tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest abdest olmaz. Hadisi şerifi farzı değil sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şehadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır mazmaza ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesedilip küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yavru Vatan, Yeşilada, Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mühim liman şehri olan Magosa'daki Sinanpaşa Camii, eskiden kiliseymiş. Şimdiki halka sorarsanız Sinanpaşa Camii diye size gösteremezler. Bu anda yaşayanlara. Buğday Camii diyorlar. Onun da bir enteresan hikayesi var. Onu Sinan Paşa'yı ve caminin haziresinde bulunan bir kabir daha var. Onunla ilgili de bilgileri sizlere vermek istiyorum. Kıbrıs'ın ikinci beylerbeyi Sinan Paşa. İlk fetihteki beylerbeyliği ihtas edildi burada. O zamana kadar beylerbeyliği Kıbrıs bizim olmadığı için böyle bir beylerbeyliği Osmanlı'da yok. Ama artık Cezayir Beylerbeyliği falan var. Barbaros Hayrettin Paşa zamanında. Eskiden bir Anadolu Beylerbeyliği vardı. Bir de Rumeli Beylerbeyliği vardı. Fütuhat ilerledikçe yeni yeni Beylerbeyliği kuruldu. Beylerbeyliği demek sancakların başındaki eyalet valisi diyelim. Eyalet valisi gibi. Anadolu bir eyaletiydi Osmanlı'nın. Rumeli bir eyaletiydi. Rumeli eyaleti daha birinci sırada gelirdi. Anadolu ikinci sırada gelir idi. Bize sanki Anadolu birinci olsun gibi geliyor ama öyle değildi. Kıbrıs'ta fethedilince Kıbrıs Beylerbeyliği ihdas edildi. Hemen tayinler terfiler burada yapıldı. Son bittikten sonra Magosa'da düştükten sonra ve ikinci beylerbeyi olarak da 1572'lerde Sinan Paşa buraya gönderildi. 71'de fütuhat bitti. 72'de Sinan Paşa. Sinan Paşa icraatıyla zaten tanınmış efendim. Hakikaten bir tuttuğu işi mutlaka becerir, başarır idi. Burayı kendisi masraflarına katlanarak camiye çevirdiği gibi Lala Mustafa Paşa caminin mihrabını, minberi de mermerden olan bu yapıları da yine Sinan Paşa koydurdu. Bu camiye buğday cami diyorlar. İngilizlerin Kıbrıs Adası'nı çeşitli hileli yollarla Osmanlı'nın elinden kapmaya çalıştığı dönemde yani 93 Harbi'nin hemen akabinde 1878'de Kıbrıs'a geldiler. Oho, adamlar öyle emanet falan gelmemişler, tam kalıcı gelmişler. Tam sömürge valisi tayin ettiler buraya. Ve dini yapılara baktılar. Aa burası boş. Ya burası çirkin görünüyor. Yıkabildiklerini yıktılar. Birilerine satabildiklerini sattılar. İhtimal ki sattıklarından aldıkları paraları da kendileri kendi kasalarına koydu İngiliz kasasına koydular. 350 bin dönüm vakıf arazisi 29 bine nasıl düşer efendim? Rumlara sattılar. Birkaç da Türkiye ufak ufak parçalar işte bin dönüm, 500 dönüm falan vererek onlara da suspayı bak Türkler de şikayetçi değil diyecek kendilerine taraf çıkacak insanları buldular. İngilizler bu camiye cami olduğu halde patates deposu yaptılar efendim. Mausa bölgesinin toprağı kırmızı olan epey bir kısmı var. Çok güzel de patates yetişiyor. Hali hazırda da çips yapılan patatesler yetişiyor. Efendim şimdi tabii yeni tohumla yapıyorlar. Eskiden de bu bölge patates yetişmesi biraz kumsaldır. Müsait. O patatesleri buraya ambar yaptılar efendim. Camiyi. İngiliz ne yapacak yani? Ambarı camiye mi çevirecekti? Sonra buğday deposu yaptılar efendim. Oo, oh, oh. Patates bitti buğday. Onun için buraya buğday camii diyorlar. Burası buğday cami de değil. Patates camii de değil. Burası Sinan Paşa camiidir. Terk edilmiş. Daha sonraki yıllarda 1960'lardan sonra burası 64'lerde falan halk evi olarak kullanılmış efendim. Ne diyeceksiniz? Böyle dini yapıların çeşitli maksatlarla kullanıldığına dünyanın her yerinde rastlandığı gibi e, Türkiye'de de rastlanıyor. Kıbrıs'ta belki bu oran biraz daha yüksek. E tabi yabancı eli karışınca, yabancı idaresi olunca, İngiliz gidip de Makaryosa teslim edilince veya Rum idaresi teslim edilince daha başka bir şey bekler miyiz efendim? İdare onlarda. Emir, kumanda, mühür onlarda. idi Çok şükür şu anda Türk kardeşlerimizin mühür ellerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mühür ellerinde ve eserlere de çok güzel bakılıyor. Bununla iftihar ediyoruz. Peki bunu çeviren Sinan Paşa kimdi? Camiye çeviren. Sinan Paşa için ben size bazı bilgiler sunmaya çalışayım efendim. Sinan Paşa gelir gelmez buraya Kıbrıs'a bir tespit yaptı. Bazı kitaplarda diyor ki işte Türklerin işgali sırasında bütün köyler boşaldı, insanlar Türklerin zulmünden kaçtı. Yalan yalan boşalan köy var. 76 tane köy boşalmış. Venedik'in zulmünden kaçtılar. Lefkara köyünde yaşayan insan bırakmadılar efendim. Nasıl kaçmasın adamlar? Trodos dağlarına kaçtılar. Ama Osmanlı zulmünden değil Osmanlı kimsenin tırnağına bir halel getirmedik efendim. Bu iftiradır. Peki bu bizim kitaplarımızda niye yer alıyor? E, İngilizlerin tarihlerine bakarsak Osmanlı kayıtlarına bakmazsak olacağı bu. Bunun Osmanlı arşivindeki belgelerden Kıbrıs'a Sinan Paşa'nın tehcir için yazdığı rapor çıkarılmalı ve o gün için hangi köyler boşalmış, ne maksatla boşalmış, onu ortaya çıkarmak lazım. Ancak Kıbrıs'taki 76 köy de Kıbrıs için çok bir şey değil. Belki bin köy vardı, 76'sı boşalmış. Onlardan da bir kısmı işte kavim, akraba falan filan veya niyetleri değişik olan insanlar giderlerken buradaki Venedikler, onlar da beraber gitmişler. Çünkü komutan tak kademesinden başkasına dokunmadı Lala Mustafa Paşa. Halkla uğraşmadı. Onu da inşallah bir yerde bir programımızda sizlere anlatacağız. Sinan Paşa padişaha bir arıza yazdı. İkinci Selim Han'a. Efendim bu adanın toprakları çok verimlidir. Ziraata elverişlidir. Fakat boş. Buraları işleyecek insana ihtiyaç var. Eğer Anadolu'dan emrinizle aileler göçürülürse burası güzel bir şekilde iskan olur raporunu yazdı. Selim Han derhal dedi. Derhal tam da yani Kıbrıs'ın Türkleştirilme zamanı efendim işte. Bu bir fırsat. Müsait de, mevsim de müsait, zaman zemin hepsi müsait. Ve hemen bir ferman hazırlattı. İskana emretti. Fermanın suretleri birisi Karaman eyaleti'ne, birisi İçel'e, Mersin'e, Yozgata, Alanya Alaiye'ydi o zaman adı ve Antalya kadılarına da gönderildi. Kayıtlı defterlere göre, mevkufat defterleri deniyor buna, 1572'de göç eden ailelerin göçtükleri yerler ve miktarları şöyle. Osmanlı'nın resmi belgesi efendim. Aksaray'dan 225 aile, Beyşehir'den 262, Seydişehir'den 202, Altunhisar'dan 145, Nide'den 172, Develi Hisarı'ndan yani Develi ilçesinden oluyor bu 197, Ürgüp'ten 64, Koçhisar'dan 88, Bordan 69, Ilgın'dan 48, İshaklı'dan 87, Akşehir'den 130. Toplam 1700 civarında aile. Meraklar için bunları tek tek okudum. Hem Kıbrıslar merak ediyor. Bizim ailemiz filan yerden mi gelmiş acaba diye. Hem de Anadolu'daki bu şehirlerden akrabalarının olduğunu bilsinler istiyorum seyircilerimiz. Şimdi Sinan Paşa bu gelenleri yerleştirirken Kıbrıs'a daha başka yerlerden de ikinci kafile geldi efendim. Halep'ten bile 200 aile gelmiş. Toplamı 8 bine çıkarılmış zaman içerisinde. 8 bin aile olmuş. Halbuki Sinan Paşa, Padişah yazı arızada 12 bin bekliyor. 12 bin olursa burası tam ekonomisini döndürür diyor. Zaman içerisinde bu 12 bine de çıkıldığı söyleniyor. İlave olarak Kadirli'den, Yozgat'tan ilave aileler de getirilmiş. Ama burada Osmanlı'nın bu göç ve iskan politikasındaki şartları size söylemek istiyorum. Bu çok önemli efendim. Bu şartlar çok önemli. Tamamı Orta Anadolu'dan getirildi bunların. Hani Osmanlı Türk'ü sevmiyor diyorlardı batılı tarihçiler yalan. Kıbrıs'a bu dönemde pek çok Yörük geldi efendim. Toros Dağları'ndaki konar göçerlerden Yörükler geldiler. 770 aile de devletin kendisine teklif etmeden gönüllü olarak müracaat ettiler biz Kıbrıs'a gitmek istiyoruz diye. 74 Barış Harekatı'ndan sonra olduğu gibi. 777 aile geldi gönüllü olarak. Göç edenlerin tamamı göçten önce bir heyetçe iyi huy kontroldan geçirildi. İyi huy kontrolü. Ne güzel. Ayrıca devamında da ömürlerinin iyi huylu olacaklarına dair bir kefil göstermesini aksi halde göçürülmeyeceklerini. Birer de kefil buldular. Evet ben buna kefil olurum. Bunun huyu göstermelik değildir, iyidir diye. Osmanlı sağlam iş yapıyor da verim. Göç edenlere devlet sadece kendi mesleğinizi yapacaksınız. Çiftçiysen çiftçi. Kıbrıs'a gidince meslek değiştirirsen oradan seni paketler göndeririz. Evet. Ve 1581 yılına kadar 10 sene içerisinde 8000 aile Kıbrıs'a geldi, yerleşti. İşte Sinan Paşa böyle icraatçı, devletine düşkün, milletine düşkün bir komutan idi. Bu caminin bahçesi hazire olarak da tanzim edilmiş. Yani hayli kabir var ama şimdi üzeri otlar bağlamış. Topraklar yığılmış, yıkılan binaların molozları oralarda, buralarda. Seneler öncesini söylüyorum efendim. Yüz senenin meselesi bu. Orada birkaç kabir var. Bunlardan, bundan önceki programımızda 28 Mehmet Çelebi rahmetullah aleyhin kabrini sizlere anlatmaya çalıştım. Bir de Mehmet Emin Efendi var. Mehmet Emin Efendi'nin de kabrini anlatacağım. Bu programımızda orada inşallah noktalayacağız. Ben gidiyorum şimdi Mehmet Emin Efendi'nin kabrinin başına efendim. Buğday Camii'nin şimdi kıble tarafında haziresindeyiz. Buralarda da birçok mezarlar olduğunu tahmin ediyorum ama görmediğimiz için de artık mecburen bu çekimde böyle levhalara uyarak, mevcut görünen mezarlara uyarak yürüdük. İnşallah vebal olmuyordur. 28 Mehmet Çelebi'nin kabrinden sonra, onu evvelki programda anlatmıştık sizlere, burada Mehmet Emin Efendi'nin mezarı diye bir levha var. Şu arkamda kafası sarıklı olan, mezar taşının baştaşının sarıklı olanı e, Mehmet Emin Efendi'nin kabridir. Bu Mehmet Emin Efendi Kıbrıs'ta mecburi ikamete gelmiş. 1724'te de burada vefat etmiş. Bunun hakkında çok geniş bilgiler yok. Yalnız efendiliği bunun. Mehmet Emin Efendi olması Yeniçeri Efendiliğindendir. Yeniçeri Ocağı'nda ağalık ayrı, çorbacılık ayrı, Yeniçeri Efendiliği ayrı makamlar, rütbelerdir. Daha doğrusu makamlardır yani görev, görev adıdır çünkü bu efendilik buradaki görev adıdır. Öbür tarafta Ahmet Efendi, Mehmet Efendi diye geçerse o, o da ümera takımından değil, ulema takımından olan, yani ilim erbabı olan kimselere efendi denir. Ümera takımından olanları da A yükselirse bey, yükselirse paşa. Giden ağam, gelen paşam oluyor yani. Efendim. Bu Vel Efendi Zade olduğu kayıtlarda var. Vel Efendi Zade Osmanlı'nın 1700'lü yıllarında e, en böyle zengin olanlarından birisi. Aynı zamanda da çok müşfik, çok yardımsever. Serveti ne kadar varsa onu fakir fukarayla paylaşır birisiydi. Beşiktaş'ta bunun köşkü vardı efendim. Sahil sarayı vardı, sahil. Lebi Derya. İşte herhalde Barbaros Hayrettin Paşa türbesine yakın yerlerde. Ve konağında ilim adamlarından, şairlerden, çok kimseyi barındırırdı. Onların ailelerinin geçimlerini sağlardı. Çok hoş da böyle fıkraları olan bir zattır. Yani Osmanlı sohbetleri, helva sohbetleri diye söylendiğinde Velifendi Efendi Zade'den bir tane fıkra, yaşanmış bir olay insanlar ortaya koyu verirler. Bu onun oğlu işte efendim. O Velifendi Efendi Vel Zade'nin oğlu Mehmet Emin Efendi. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.